İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Hayrenik Vatan adlı resmi gazetesinin 12. sayısı yayınlandı. Gürcistan'da Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yeni bir dini lider atandı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi onayladı. Ermenistan Cumhuriyeti'ne 40 milyon dolar sağlanacak. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 18 Haziran'da Agit Mis Grubu eş başkanları ile bir araya geldi. ABD hükümeti Türkiye aleyhine uygulanabilecek yaptırımları araştırıyor. Ermenilere karşı uygulanan soykırım müzesi galerisinde Cansem'in soykırım konulu resimleri sergileniyor. Gastronomi turizminin en iyi ülkeleri arasında Ermenistan Cumhuriyeti ilk 5'te yer aldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Hayrenik Vatan adlı aylık resmi gazetesinin 12. sayısı 15 Haziran 2019 tarihinde yayınlandı. Resmi gazete her ayın başında Batı Ermenice olarak yayınlanmaktadır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Hayrenik Vatan adlı aylık resmi gazetesinin Türkçe ve İngilizce versiyonları ise yakın bir zamanda yayınlanacak. Geri bildirim için lütfen ilgili adrese yazınız. Kutsal Eçmiyazin Ana Katedrali'nin basın departmanından verilen bilgiye göre Gürcistan'daki Ermeni Apostolik Kilisesi'nin yeni bir piskopos lideri var. Kutsal Eçmiyazin Ana Katedrali'nin açıklamasını sunuyoruz. Dünya Ermenileri Patriği 2. Karakin yönetiminde Piskopos Vazgen Mirzahanyan, kendi isteği üzerine Gürcistan'daki Ermeni Apostolik Kilisesi'nin piskoposluğu görevinden ayrıldı ve Kutsal Eçmiyazin Ana Katedrali'ne geri dönecek. Gürcistan'daki Ermeni Apostolik Kilisesi'nin eski dini lideri Vazgen Mirzahanyan'ın 16 Haziran'da faaliyetlerini sunduğunu ve istifasını açıkladığını hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, Ermenistan Cumhuriyeti'ne 40 milyon dolarlık ek yardım sağlayacak olan tasarıyı onayladı. Kongrenin Ermeni sorunlarıyla ilgili komisyonunun eş başkanı Jackie Speier, Ermenistan Cumhuriyeti'ne 40 milyon dolar sağlayan tasarı lehinde konuşmada bulundu. Tasarıya 268 kongresmen evet derken 152 kongresmen karşı oy kullandı. Jackie Speier, Kongre tarafından bu tasarının onaylanması Ermenilere Amerika Birleşik Devletleri'nin ilham verici demokratik ilerlemelerini tanıdıklarını, daha hesap verilebilir bir hükümet oluşturma konusundaki isteklerini desteklediklerini ve esnek, sorumlu kurumlar oluşturmak için onlarla birlikte çalışacaklar için güçlü bir sinyal veriyor, dedi. Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri Dışişleri Bakanlarının 18 Haziran'da Washington'da buluşması arifesinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Agit Mis Grubu eş başkanları Rusya'dan Igor Popov, Fransa'dan Stefan Visconti, Amerika Birleşik Devletleri'nden Andrew Schoffer ile mevcut başkanın temsilcisi Andrei Kasperchik ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan News IM'e verilen bilgiye göre muhataplar, önceki toplantılar sırasında varılan anlaşmaların uygulanması da dahil olmak üzere barış sürecinin mevcut durumunu değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Türkiye aleyhine uygulanabilecek yaptırımları araştırıyor. Bunun nedeni S-400 uçak savar füze sistemlerinin satın alınması için Rus-Türk anlaşmasıdır. Bundan başka Amerika Birleşik Devletleri Rus S-400'ler nedeniyle artık Amerikan F-35 savaş uçağı tedarik etmemesinin yanı sıra Washington, Ankara'ya başka yaptırımlar da uygulayabilir. Bunların muhtemelen Türk askeri endüstrisinde ve genel olarak ekonomi üzerinde büyük çapta olumsuz etkisi olacak. Kaynağa göre şu anda Amerikan liderliği Türkiye'ye yönelik yaptırımların Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası çerçevesinde uygulanması seçeneğine yatkın. Hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası Amerika Birleşik Devletleri'nin rakiplerine karşı yaptırımlar uygulayan bir yasasıdır. Hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası Rusya ile işbirliği yapan Türk şirketlerine uygulanacak. Ermenilere karşı uygulanan soykırım müze enstitüsünde ilk kez açılan sergi salonunda Cansem Büyük Soykırımın Ressamı adlı kalıcı sergisi açıldı. Armen Press'in bildirdiğine göre sergide ünlü Fransalı Ermeni ressam Hovhannes Semerjian adıyla anılan Cansem'in soykırım serisinden 20 eser bulunuyor. Tuvallerin hedef karakteri kadınlardır. Kültürolog ve soykırım uzmanı Hasmik Grigoryan'a göre tablolarda ressam soykırımın var olan tüm trajedisini resmetmiştir. Cansem'in resimlerinin çoğunda yerlerinden etme, şiddet, ağlama gibi eylemler yer almaktadır ve
Sanki bunlar olan ve biten tarihi olayı hedeflemiyormuş gibi tuvale yansıtılmasıyla dikkat çekmektedir. Rus Tursat adlı analitik ajansı gerçekleştirdiği online oylama sonucu Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Yerevan turizm açısından ilk 5'te yerini aldı. Anket sonucunda reyting listesinin ilk sırasında St. Petersburg şehri bulunurken bunu Gürcistan'ın başkenti Tiflis, Mitzret ve Kahet şehirleri izledi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Yerevan ise 5. sırada yer aldı. Daha önce Tursat, 2019'un ilk çeyreğinde Rus turistlerin en çok ziyaret ettikleri rotalar içerisindeki derecelendirme listesine Ermenistan'ı dahil etmişti. 18 Haziran'ın Uluslararası Gastronomi Günü olduğunu hatırlatalım. Bugün Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın genel kurul kararına göre Aralık 2016'dan bu yana kutlanmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gerhard Müzik Korosu eşliğinde Anahit Bibanya'nın seslendirdiği Derve Ormi adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.